Geldim çilekçim, geldim. Dur patlama. Merhaba Firuze abla. Merhaba canım, hoş geldin. Çizgi film başladı mı? Başlamadı ama neredeyse başlayacak. Sen geç otur, ben de sana koca bir bardak portakal suyu getireyim. Tamam. Ya Firuze abla, şu kapıyı da kapatır mısın? İçerisi buz gibi olmuştu, üşüdüm. Ay tamam prensesim, tamam, merak etme sen. Al bakalım çilekçim, sana prenseslerine ait portakal suyu hazırladım. Teşekkür ederim Firuze abla. Firuze abla, otur sen de seyret. Çok komik. Benim içeride işim var kızım. Hem geç oldu, eve gitmem lazım. Sen bilirsin. Yandık. Nasıl gideceğim şimdi ben? En iyisi sokak kapısından çık bak. Çilekçim, ben çıkıyorum. Ablanla abin gelince uslu uslu oturun, tamam mı canım? Tamam. Yalnız kalmaktan korkmazsın değil mi? Yok korkmam, merak etme. Kötü bir şey olsa bile benim sihirlerim var. Niye korkayım ki? Kapıyı arkamdan güzelce kilitle. Kim o demeden de hiç kimseye açma, olur mu çilekçim? Tamam. Güle güle. Hadi iyi akşamlar. Hiç kimse. Sen bir hırsızsın ve cüzdanı almadan hiçbir yere gidemezsin. Orada bekle. Annemi arayacağım ve sana gününü göstereceğiz. Ama ne olur böyle bir şey yapma. Burnu dur, değil mi sihirlerim yoksa? Ama gözünü seveyim küçük. Alo. Betüş Kafe buyurun. Nasıl yardımcı olabiliriz? Benim Suzan teyze Çilek. Hemen telefonu anneme verir misin? Acılıyorum, hemen vereyim de. İyiyim, bir şeyim yok, merak etme. Ne olur kimseye bir şey söyleme, yalvarırım. Suzan beni öldürür. Avni amca. Buyurun benim. Betüş, gel gel, çilek seni istiyor. Aa, ne oldu? Bir problem mi varmış? Vallahi bilmiyorum, bana bir şey yok dedi ama sesi tuhaf geliyor, konuşma. Allah Allah. Efendim çilekçim, kızım bir problem mi var, ne oldu? Var da anne, ama galiba ben halledebilirim. Hayatım söylesene, ne oldu? Az önce evimizde senin sihirli küreni çalan ve ablamın müsamerede kullandığı sihirli değneğini çalan bir hırsız yakaladım. Böyle yüzünde kadın çorabı olan korkunç bir adamdı. Çilek, ne diyorsun kızım? Korkma anne, korkma. Az önce anladım ki o aslında hırsız değil, Avni amcaymış. Şimdi onu kontrol altına aldım. Ama söyler misin, ne ceza vereyim ona? Ah, Suzancığım, problem yok. Ben halledebilirim canım. Tamam, Çilek. Kızım, bak. Hayatım, sen sakın bir yaramazlık yapma, tamam mı? Birazdan ablanlar okuldan gelecek zaten. Sen ona bütün olanları unuttur ve eve yolla. Anlaştık mı? Biliyorsun zaten. Tamam canım, aferin sana. Hoşça kal. Ne oldu Betüş? Ne haltlar karıştırıyor gene bacaksız? Canım, çilek işte. Ha. Ne olacak? Ha, ne kız arasında diyorsun. Ay dur, dolanma kablayı. Ne oldu? Betüş Hanım, acaba Suzan'a bir şey söylemiş midir? İkisi birden buraya gelirse ben yandım. Suzan beni bu halde görürse kesin öldürür. Annem ona bir
bir şey söylemez ama ben sizi rahat bırakmayacağım Avni amca. Bana ne yapacaksın? Önce şunu öğrenmek istiyorum. Niye evimize gizli gizli girip eşyalarımızı çalmak istedin? Bak Dilçilek, gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Yalnızca sizin peri olduğunuzu ispat etmek için delil topluyordum. Suzan'a bunu anlatabilmek için. Hiç itiraz etme, sizin peri olduğunuzu iyi biliyorum. Yani canı sihirli şeyler istiyor. Birkaç ufak numara olursa fena olmaz. O zaman ben sana gösteririm. Sonra gördüklerini Suzan teyzeye anlatırsın. Tabii inandırabilirsen. Cüce! Deve! Cüce! Deve! Cüce! Yetti mi? He? Dur, daha bitmedi. Bir de şuna bak Avni amca, bu benim en sevdiğim sihrim. Müzik ve dans. Dansla. Yapma Çilek, ne olur. Çilek. Dansla. Çilek, yapma ne olur Çilek. Ay kızım ya, çok rahat. Yarımızı da ne yapacağız ya? Ya hadi konuşma, zile bas ya. İşte ablamlar geldi. Ne olur Çilek, kimseye maskar olmak istemiyorum. Ne olur bırak beni. Bir daha evimize gizli gizli girmeyeceksiniz. Böyle şeyler yapmayacaksınız. Söz mü? Söz, söz. Yoksa bir dahakine sizi daha kötü cezalandırırım. Tamam. Şimdi sizi yolluyorum ama gözüm üzerinizde olacak. Tamam. Geliyorum. Nerede kaldın Çilek? İki saattir zile basıyoruz. Oyun oynamaya dalmışım da duymadım. Firuze abla yok mu? Çıktı. Siz niye geldiniz? Akşam Sadık amcalar teyzenliğe gideceklermiş. Biz de oturup ders çalışacağız. Tuğçe Cemre, ben Ceren'le. Sen niye üzüldün şimdi? Demek ki akşam ben yine fazlalık olacağım. Ortalıkta ayak altında dolanmazsan seviniriz. Yarın hepimizin sınavı var. Seninle ilgilenemeyeceğiz. İstersen annemlerle git. Hem teyzen de çok sevinir. Hayır, onlar şimdi aralarında yemek yiyecekler. Kimse benimle ilgilenmez. Artık ben de kendime bir arkadaş bulsam iyi olur. Yoksa hep yalnız oynayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.